Tabii ki de reis kazanır. Çünkü adam hak ediyor. Terör bitti. Bildiğin Türkiye bir dünya içinde en güzel ülke olabilir. Burada her şey yerli yerindeyken herkes saldırıyor. Beyefendi bir hafta önce galiba bir video izledim şurada. Üsküdar'a çok güzel konuşuyor. Her şeyi çok güzel açıklamış adam. Ben sevmiyorum kardeşim. Söylediğim zaman içerideyim ya. Tamam ama Atatürk'e bir şey dediğinde neden içeri giriyorsunuz? Ben de mesela bir şey desem içeriye girebilirim. Doğru tabii ki de, o çünkü Cumhurbaşkanı. Sana adam diyor ki sen diyor, ben diyor ilaç alamıyordum. Alamıyorduk. Alamıyordum ama karnım toktu benim ya. Ne zaman karnın toktu abi? Abi bizim Z kuşağı ya. Şu an 20 yıldır şu dünyada, şu an Türkiye'de yaşıyor. Ve geçmişi bilmediği için böyle konuşuyor. Bir saniye. En güzel yönetim. Hangi yönetim? Bu son 20 yıldır Türkiye kendine geldi ya. Nasıl geldi? Tabii ki de biz Z kuşağı olarak, benim özellikle çevrem geldi, hep beton, başka bir şey. Ne beton abi? Abi sen geçmişe bakıyor musun ya? Niye bu kadar at gözlüğüyle bakıyorsunuz olaya? Ben onu anlamıyorum. Şu an herkes at gözlüğüyle bakıyor olaya. Terör başka, bitti mi? Bitti. Betondan nerede terör? Şey terör görüyor musun sen? He? Bitirdiler terörü. Evet. Nerede terör? Ve bunu artık Türk milleti gerçekten görmeli. Görmeli Türk milleti sence bunu. Terör şu bitti an mi? Bitti tabii ki de. Bitmez. Nerede? PKK'yı dağda arama. İstanbul'da var, Ankara'da her var, her yerde İzmir'de aranıyor var. Zaten. Her yerde şu aranıyor. Şu yarısı PKK'dır. Her yerde aranıyor zaten. Amcayı konuşursana sen be. Amca ne konuşacak amca? Amca 80 yıl önceye kalmış ya amca. Ya eskide bak ben deniz geçmiş zamanlarını biliyorum ben. Tamam. Dediğim gibi abi bizim Z kuşağı dediğimiz bölüm öyle bir bölüm yok yeni zaten doğan, Z kuşağı. Yeni şu yeni nesil denen şu an Türkiye'nin gelişmiş büyüyen, halinde büyüyen insanlar evet, şu an Avrupa'ya özeniyor. Burada da belirli üniversitede eğitim var. Ya burada her şey güzel ama son 3-4 sene içinde abi ama dediğin dediğini tutmuyor zaten. Tamam da önceleri bir ara iyiydi. Başa gelirken iyiydi. Sonradan bozuldu. Abi 20 yıldır iktidarda bu adam ya. Tamam. 20 yıldır. 4-5 senedir bozuldu bir işte. Bir şey diyeceğim. Neden 20 yıl öncesinde metrolar, Marmaraylar yoktu bu devlette? Neden yoktu? Neden yapmadılar? Son 20 ya yıldır her şey var burada. Sen o zamanki şartlarla ne şart abi ya? Bir şey diyeceğim. Avrupa'da ya neden 80 yıl önce vardı köyden bunlar? Köyden gelirken kapıcıydık. Kapıcı. Abi bir kapıcı olabilirsin. Duruyor. Ben de kapıcı olabilirim. 80 yıl önce neden bu ülkede Marmaray, metro falan gelişim neden yoktu? Bir şey yoktu. Yoktu tane işte arabası bak şimdi vardı. Var. Şimdi onunla var ama. Ama Avrupa'da vardı. Ama Avrupa'da bu vardı. Hayır siz karıştırmayın lütfen. Kanı arabasıyla şimdiki yönetimi karıştırma. Siz bunu anlamıyorsunuz. 80 yıl önce Avrupa'da her şey vardı değil mi? He. Vardı. Neden Türkiye'de yoktu? Son 20 yıl var. Konu bak, bu 80 Aşık Mahsuni Şerif geçen ne dedi? Amerika katil katil dedi. Adamı cezaevine attılar. Abdullah Papur da türkü söyledi. Cezaevine attılar adamları. Türkü söylediği için. O sen beni ilgilendirmez tabii ki de. Benim demek istediğim şu, Avrupa nasıl 80 veya 100 yıl önce metro var, her şey varken Türkiye'de neden o yoktu? Ama son 20 yıl Cumhurbaşkanı buraya iktidara geldiğinden beri her şey büyük var bu ülkede. Yaptılar. Ve şu an herkes çevrenizde belki de seviyor sevmiyor olabilirsiniz. Ama gözünüzü açın lütfen. Niye şimdi halk bana bak. Halk ekmeklerde niye sıra var şimdi? He? Nerede adam var sıra? Adam bir tane sosisli sandviç alamıyor. Bir simit alamıyor. Ya konuşuyorsun sen. Zek kuçağıyım, çek kuçağıyım. Allah Allah. Hayatımız mı bir simit alamıyorum. Bir şey ya diyeceğim. Bu sadece Türkiye'de pahalılık değil ki bu. Her yerde pahalılık var. Kurtuluş zamanında olan şeylerle şimdikini karıştırma. Abi siz böyle devam ederseniz 3 lira ekmek değil 100 lira ekmek alırsınız. Şimdi zengin daha zengin, fakir daha fakir. Ama kimse kalıbını bilmiyor. Ne kalıbı? Burada kimse kalıbını bilmiyor. Ya orta direk diye bir şey vardı. Abi öyledir ya. Z kuşağı gelmiş 20 yaşında. Orta direk vardı yok şimdi. Bir saniye ben konuşuyorum beyefendi. 20 yaşında gelmiş. Marmara'yı var, eğitimi var, istediği her şey. Ya, milletin parasıyla yapıldı. Bir saniye neden 80 yıl önce bu yoktu bu devlette? Neden hiçbir şey yoktu? Ya son 20 yıl var abicim. Abicim. Bütün herkes Anadolu'daydı. O zamanlar Osmanlı İmparatorluğu yıkılıyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluyor. Bir imparatorluktan cumhuriyete evet geçiyorsun. Nasıl olacak? 80 yıl diyorum beyefendi. Evet, 100 yıl da var. Tamam, 80 yıl. Bir şey diyeceğim. Evet. Avrupa neden 80 yıl veya kaç yıldan beri? Ya Avrupa'da terör olmuyor da burada oluyor. Nereden biliyorsun abi, onlar hepsi kendileri terör onların. O geliyor senin devletini bozuyor, haberin yok.
Adam tatilden bir gelse de bir İstanbul'un halini görse, vaatleri vardı, hiçbirisini gerçekleştirmedi. Kalkıp burada bir CHP'liye veya Ekrem İmamoğlu'nu tutan birine sorsanız bir iki vaatini söyleyemez. Çünkü vaatlerini gerçekleştirmedi. Çok acı. Güzelim İstanbul mahvoldu. İnşallah 2023'te artık insanlar biraz akıllaşır da yanlışlarından geri dönerler. Onun açısından güzel mi? Bir ona soralım peki. Şu an memnun mu şu an İstanbul'un halinden veya vatandaşlardan? Bir Z kuşağı belki de onu övüyor. Belki de onu taraf tutuyor da akıllı bir insan zaten onun tarafında bulunmaz. Vaatleri vardı. Hiçbirisi gerçekleşmedi. Dedikleri hiçbir şey olmadı. İnşallah düzelir. Çünkü İstanbul çok güzeldi ama bakıma da ihtiyacı var. Zaten bir yıl içinde İstanbul bu hale geldi. İktidarı alsalar belki de yok olur. Zaten cansız olan her şeyi onu alkışlar. Bir insan onu alkışlamaz. Cumhur İttifakı tabii ki de. Cumhur İttifakı her halükarda kazanacak. Erdoğan'a güveniyoruz. Ülkemizde de neler yaptığı ortada. 20 sene önce çivi çakmayanlar şimdi birleşmişler Erdoğan'ı yıkmak için. Allah'ın izniyle Erdoğan yine kazanacak. Dünyaya kafa tutan bir liderimiz var. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul'u yapacağım diyor. Adam yapıyor. Ondan sonra bir şey yapacağım diyor. Yapıyor. Ülkemiz emin ellerde inşallah. Şu dolar üzerinden oynanmak istenen oyunu da inşallah bozacağız. Allah'ın izniyle ben inanıyorum. Z kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı diye bir kuşak yoktur. Biz Allah'ın kuşağıyız. Yani Elif kuşağıyız. Benim dedem Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği yaşta, yani 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'in torunuyuz biz. Allah'ın izniyle de bu Fatih'in torunları 2023'te gümbür gümbür geliyor yani. Bizler birlikte olacağız. Cumhur İttifakı'nı da yıkmalarına Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. Yani genç olarak ben şunu söyleyeyim. Ben engelli bir bireyim. Sultan Gazi'de oturuyorum. Sultan Gazi'de yapılmayan hiçbir şey yok. Üsküdar'a bakıyorum. Üsküdar'da yapılmayan bir şey yok. Engelliler için kültür sanat mı desen, o mu desen, bu mu desen. Ya bunları görüyoruz. Bunları yapıyor. Adam yapıyor. Adam çabalıyor. Biz bu adamın arkasında durmak zorundayız. Bu adamın arkasında durmak bizim vatan borcumuz yani. Müslümanım deyip de CHP'ye oy verenlere ben kızıyorum. Ya yani Müslümansan gidip ezan düşmanını, bayrak düşmanını, PKK ile askerlerimizi şehit edenlere sen nasıl oy veriyorsun ya? Ben buna da kızıyorum. Milletimize rahatlık batıyor aslında. Bu millet eski Türkiye'yi görse anlayacak ama bunlara da fırsat vermeyeceğine inanıyorum. İnşallah 2023'te gümbür gümbür geleceğiz yani. Merak etmeyin. Bence Millet İttifakı kazanır. Çünkü Cumhur İttifakı'nın icraatleri halk olarak beğenilmiyor. Dolar, ekonomi gibi. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş çok güçlü adaylar. Kemal Kılıçdaroğlu o kadar güçlü bir aday olarak görmüyorum onu. Tabii ki de Cumhur İttifakı. Çünkü Cumhur İttifakı'nın bu ülkede yaptıkları ortada. Hizmet İttifakı diyeyim daha doğrusu. Vatandaşın yararına yapılan bütün hizmetler. En basit örneği COVID-19 diye bir belayla savaşıyor dünya. Ülkemizin başında Allah'ımıza şükürler olsun Cumhurbaşkanımız olmasaydı biz bu salgından bu kadar da zarar almadan kurtulamazdık. Buna ne söylüyorum? Evlere kadar gidiliyor. Hiçbir testten para alınmıyor.